Merhabalar efendim. Aydın Menli ile Son Söz programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konuğum edebiyat camiasından kıymetli bir isim, kıymetli bir yazarımız Zekai Akoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aydın Bey. Efendim nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı, sizler de iyisiniz demek. Teşekkür ederim efendim. Şimdi izleyenlerimiz sizi tanımak ister. Zekai Akoğlu kimdir? Zekai Akoğlu 1966 yılında Zonguldak Devrek ilçesinde doğmuş. Madenci bir babanın, ev hanımı bir annenin çocuğu. 1989 yılında Emniyet Teşkilatı'na girdim. 2016 yılında emekli oldum. 2014-15 yılından beri de yazıyorum yani. Efendim eserlerinizi yakinen takip ediyorum. Çok da okurunuz ve izleyici kitleniz de var. Bu konuyla alakalı sosyal medyalarınızdan da pozitif dönüşler de var. İlk eseriniz Teleferik'te Teleferik'te panik, evet. Panik. Nereden esinlendiniz? Teleferik'te panik, bizim ilk esinlenmemiz, Şentepe'de oturuyorum ben, Ankara Şentepe'de oturuyorum. 2013 yılında, yanılmıyorsam, Teleferik, Şentepe, Yeni Mahalle Teleferiği kurulmuştu. Bizim için de değişik bir ortamdı, gitmek, oradan seyretmek. Ondan esinlenerek, içerisinde gidip gelirken yaşadıklarımız, insanların yaşadıkları, birbirlerine anlattıkları, konuştukları şeylerden, olaylardan kurgulanmış bir kitaptır. Korku gerilim Korku içerikli. gerilim tarzında. Biz bu kitabı anlattıktan sonra Almanya'da bir teleferik şeyde kaldı, yukarıda kaldı. Bizim kullandığımız, bizim anlattığımız 7-8 teknikten bir tanesinden orada bir kurtarma operasyonu yapıldı yani. Yani bir kurtarmaya da Bir vesile kurtarma olmuş. operasyonu daha çok yani. Ona da vesile olmuş olduğunuz bir Evet. kitap sayesinde. Bununla ilgili ben sosyal medyada ve internette çok güzel dönüşler okudum. İlk de kitabınız, ilk göz İlk ağrınız. kitabımız, evet. İlk göz ağrınız, büyük bir emek var içerisinde. Gerim gerim gerilim de var. İnsanları Acemiliklerimiz de var. Tabii hani edebiyata yeni başladığımızdan dolayı aldığımız eleştiriler onlar da oluyor. Yani birkaç, yani çok olumsuz eleştirimiz yok bütün kitaplarımda ama ilk kitabımda tabii ilk olduğu için bizim de eksiklerimiz var. Editörümüzün veya birlikte çalıştığımız, gözden kaçırdığımız şeyler olabiliyor yani. yani ufak tefek dosya O tabii hataları ufak tefek de olsun. olabilir. Tabii Onlarda tabii. nazar boncuğu olsun ama Üçüncü baskımızı bitirdik ondan. kapak tasarımı da çok hoş Evet. olmuş. Çok çok da güzel bir eser. Kapaklarımı ben kendim tasarlıyorum. Yani kendim tasarlıyorum derken tabii ki işlemini kendim yapmıyorum ama kafamdaki olguyu kapak tasarımcılarına anlatıyorum. O şekilde bir kapak tasarımı oluşturuyorlar. Yani ezbere değil. Her kitabımızın kapağında kitabımızın içerisinden şeyler var. Kesitler var. Şimdi kıymetli hocam kitabı okutan kapağı ve arka yazısı bu konuda siz çok başarılısınız. Şimdi bazı eserler mesela ben sürekli hafta sonları kitapçıları, sahafçıları dolaşıyorum. Dolaştığımda kapağın anlatımı farklı, kitabı okuduğunuzda içeriği çok bambaşka. İnsanda hani algıda seçicilik var ya, insanı farklı yönlendirebiliyor ama sizin eserlerinizde kapağa baktığınız zaman içerisindeki hikayeleri, oradaki anlatımları çok güzel algılanmış oluyorlar. Güzel bir tasarım olmuş. Ondan sonraki eserinizde yine aynı şekilde kapak tasarımları vesairesi çok güzel. Kontra. Kontra. Kontra'nın hani biz çocukluğumuzda bu bisikletler vardı. Onların Kontra pedalları vardı, bastığı zaman. pedalları vardı. Onu çağrıştırıyor bende. Kontra nedir? Kontra, Nereden esinlendiniz hocam? kontra ters, yani geri hareket demek. Yani kontra atak, bir şey, bir hücum yerken siz atağa kalkıyorsunuz gibi. Yani kontra bizim o anlamda. Bir mağdurken bir anda mağduriyetinizi giderecek birisi çıkıyor karşınıza. Ve sizin bütün mağduriyetlerinizi karşı bir atakla sonlandırıyor. Bu da yine Evet. gerilim ve korku içerikli güzel bir tasarım olmuş. Bununla ilgili geri dönüşler nasıl oldu size kıymetli hocam? Bu mesela Teleferik'te Panik kitabımız 3. baskısını bitirdi. O tabii daha evveliyatından basıldığı için. Kontra şu anda kitaplarımız arasında en çok
polisiye olarak tutulan kitap. İnsanlar kendilerini buluyorlar. Kendilerini bulmalarının sebebi, Ankara'yı anlatıyoruz. Sokaklarımız birebir. Anlattığımız yerler birebir. İnsan yani biliyorsunuz siz de bu işin içerisindesiniz. Ankara'ya dair ne dizi film ne sektörde herhangi fazla bir şey yok. Hep İstanbul var. Hep İstanbul var ve farklı iller var. Nedense işte son teşkilat dizisi var. Çekilen. Onun da burada çekilip çekilmediğini de bilmiyoruz yani sahnelerinin. İnsanlar okurken içerisinde kendilerini buluyorlar. Hatta bu Teleferik'te Panik kitabımızda bizim demişlerdi ki hani neden bu tarz bir uslup kullanıyorsunuz? Ya kardeşim biz Ankara'yı anlatıyoruz. Ankara'da konuşuluyor yani bunlar. Yani biz Ankara'da evet. Ankara'da konuşuluyor bu şeyde yani uslup. Şeyde konuşulmuyor ki biz bir İzmir'de bir İstanbul'u anlatmıyoruz. Kitap işte o yüzden zaten kendilerini buldukları için okurken bir arkadaşıyla konuşuyormuş gibi veya yakın çevresinde oluyormuş bu olay gibi kendilerini içinde hissettikleri için insanlar burayı seviyorlar. Kitaplarımızı seviyorlar. Çünkü sokak sokak, cadde cadde. Evet, sokak sokak, oradaki cadde cadde. Ambiyansı da okuyucunun zihnine yerleştirip kendisini sanki o sokaktaymış gibi. Evet. O kahramanla birlikte yani yadırgamıyor. Kendini. Evet hocam. Kontra'nın ikincisini yazdınız. Soğuk Temas. No, bu kontra aslında ben daha önceki bir söyleşimde de bunu belirtmiştim. Kontra 2 olarak girmek bizim için biraz sıkıntı oldu. Yani sanki onun devamıymış gibi bir olay oldu. Kontra'da anlattıklarımız, hikayede anlattıklarımız bitti. Soğuk Temas veya kontra küçük bir harfli kontra Soğuk Temas girsek daha iyi olacakmış diye düşündük. Çünkü bunu okuyan okurlarımız bunun devamı olarak bakıyorlar. Ondan sonra aradıklarını bulamıyorlar. Yani burada daha farklı bir hikaye anlatılıyor. Aynı ekiplerle, aynı şeylerle. Ankara'dan Van'a kadar bir tabii yani şimdi burada kontrolde mesela bizim cinayet bürosunda ben polislik yaptığım için cinayet bürosunda kaç tane ekibi var? Bir Rıza Baba'nın iki tane ekibi gidip de Üsküdar'dan Beyoğlu'na iki dakikada yetişmiyor yani. Her ekip ayrı bir konuya bakar. Her ekibin baktığı konu farklıdır. Ekipler birbirlerini görmezler bile yoğunluktan dolayı yani. Yani bir tane ekip yok o şeydeki gibi. Yani gecesi var, gündüzü var, nöbetçi ekibi var. 5-6 tane ekibi var. Her olayın ekibi farklı. Yani siz bir konuya bakıyorsunuz. Ben de farklı bir konuya bakıyorum. Hiçbirinin birbirinden haber olmaz. Anca bir araya bir gelecekler toplantıda veya tesadüf şubede karşılaşacaklar ki yani birbirlerinin konularından haberler olsun. Şimdi Zeki abi son zamanlarda şu çıktı. Mesela yerli mi işte yabancı edebiyatçılar mı, yerli polisiye mi, yabancı polisiye mi diye. Son zamanlarda da Ankara yazarları mı, İstanbul yazarları mı olay için bu konuda ne demek istersiniz? Ne anlatmak istersiniz? Şimdi İstanbul edebiyat kuruldu kurulalı. Yani bu tür kitaplar yazıldı yazılalı. İstanbul. Hep gündemde olan İstanbul. Evet. Mesela İzmir'de bulamazsınız. İzmir'de. Bursa'da geçen bu olay bulamazsınız. Yeni bir dizi yapılmış Kanunsuz Topraklar diye. Dizi Zonguldak'ta geçtiği söyleniyor ama iki şeyi bölümü Zonguldak'ta, gerisi İstanbul'da çekilecek. Yani biz bir olaya girdiğiniz zaman dizi Ankara'yı anlatıyorsa Ankara'da bitsin. 30 bölümse, 100 bölümse, bir kitap Ankara'yı anlatıyorsa Ankara'da başlasın, Ankara'da bitsin. Mesela Behzat Ç. konusu çok güzel işlendi. Ankara'yı çok güzel anlattı ama orada kaba bir üslupla anlatıldığı için Ankaralıları yanlış tanıdılar. Evet. Şimdi siz yazar olarak anlatımlarınız daha bir güzel, daha bir akıcı. Ankara'yı nasıl tasvir ederdiniz? Ankara'da insanların farkında olmadığı çok güzellikler var. Belki hani buradayız, bakın Ulus'tayız, program yapıyoruz. Camdan baksak şuradan şey var karşımızda. Roma Hamamı'nın kalıntıları var. Evet, tarihi bir eser. Yani bakın inin, orada tam önünde bir otobüs durağı var. Sorun Roma Hamamı neresi deseniz burası arka tarafım diyemiyor. Ya bilmiyor insanlar. Ankara'da özel ve resmi olmak üzere 58 tane müze var.
Bunun sayısını bırakın yani müze olup olmadığının bile farkında değil insanlar yani. Çünkü çok tarihi suriyetler var. Mesela film çekilebilecek, kitap okunabilecek. Ankara'nın sembolü olan Ankara simitimiz, çayımız. Evet. Ankara'nın döneri, keçisi, armotu, bunun gibi bir sürü güzellikler var. Bir vatandaşa sorduğunuz zaman bunların çoğunu bilmeyebilir. Neden? Çünkü az okudukları için, Ankara'yı az gördükleri için insanlar şöyle koşullanmışlar. Sabah kalkıyorlar, işlerine gidiyorlar, akşam işlerinden evlerine geliyorlar. Televizyonlar açtığı zaman televizyonlarda sürekli İstanbul, filmlerde İstanbul. Kitapları açıyorlar, kitaplarda sürekli İstanbul. Yani Türkiye'nin 81 vilayeti yokmuş da sadece İstanbul varmış gibi bütün konular İstanbul'da işleniyor. İşlendiği için de İzmir atıl kalmış, Bursa atıl kalmış, Diyarbakır mesela atıl kalmış. Oradan Batman'a geçin. Batman'ın çok güzel tarihi dokusu var. Orası bu bazı dizilerde işlendi ama bana göre yetersiz. Kitaplarda, romanlarda da olması lazım. Mesela orası bana göre kitaplarda atıl kalmış. Ankara'da işte sizler gibi üstadların sayesinde sokak sokak, cadde cadde romanlara işlendiği zaman gençlerimiz, yeni neslimiz, edebiyat severlerimiz kitapları okudukça Ankara'nın tarihi dokuları da bir define bulunmuş gibi tekrardan evet, ortaya çıkacaktır. Dikkatimi çeken Kontra'nın kapağında bir yakışıklı bir mankenimiz var. Bu yakışıklı mankeni ben size benzettim. Küçük oğlum. Küçük evet. Oğlumuz. Şöyle de Celil Anıl. Onun kapak resminde zaten bize yardımcı oldu. Onu kullanmak istedik. Kapağı da yakışmış. Güzel yakıştı, bir evet, görsel olmuş. Kıymetli hocam. Hemen kitaplarınızı hızlı hızlı tanıtıyorum. Ondan sonra edebiyata dair konuları işleyeceğiz. Ruhun Kapısı, Sin. Tamamen korku. Şimdi... Bir gecede, bir gecelik bir hikayedir o. Karşıyaka mezarında geçer. Orada da, Karşıyaka mezarında da gitmeyenler varsa, gittiğiniz zaman orası da bir şehir gibidir. Caddeleri, sokakları, yani kocaman bir büyük şehrin mezarlığı. Orayı da birim birim, tane tane anlattık. İşte insanlar şimdi tabii ya diyeceksiniz ki gayet İzmir'de de bir kitap yazabiliriz biz. İstanbul'da da yazabiliriz. Ama şu bildiğimiz yerde okura geçirdiğimiz duyguları İstanbul'da bir hikayede geçiremeyiz yani. Çünkü gel ne anlatayım ben? Neresini biliyorum? Şimdi ben Eminönü'nü biliyorum. Yani şeyi Arnavutköy'ü nasıl anlatayım ben? Hiç gitmedim bir yere. Anlatırsınız. İnternetten bulursunuz bir yerden anlatırsınız. Ama onu işte okula geçiremezsiniz. Burada okura bu yüzden Ankaralı yazarları istiyor okur. Ankara'nın okurları özellikle Ankaralı yazarları ve Ankara'nın gündemde olması istiyor. Ben son kitabımda Karşıyaka Mezarlığı ile alakalı bir öykü geçmişti. Orada kısa bir şey anlatmıştım. Çoğu insanımız mezarlıklardan geçerken korkuyorlar, ürperiyorlar. Hatta çığlık çığlığa özellikle kızlarımız, bayanlarımız geçmek istemiyorlar mezarlıktan. Bu konuyu da işlemiştim orada. Ve birisine şunu sordum, bu fobisi olan bir kardeşimize, mezarlıktan geçerken niye korkuyorsunuz? Ölüler var. Ölülerden size zarar gelmez ki. Zaten ölmüş, hayatını tamamlamış. Orada ebedi istirahatindeler. Canlanamazlar, kalkamazlar. Size bir zarar veremezler ki. Yani bu korkan insanlar da oraya sevdiklerini gömmemiş insanlar. Çünkü bütün sevdiklerimiz bizim evet, mezarlıkta var. Hani yağmur İlk yağdığında o toprak kokusu niye güzel gelir? Çünkü o sevdiklerimizin kokusu geldiği için kıymetli hocam. Mezarlıklar da büyük bir şehir, büyük bir yaşam alanının olduğu, oradaki her insanın doğumuyla ölümü arasında işledikleri güzellikler, yaptıkları eserler, kötüler varsa yaptıkları kötülükler ve o insanlara giden o yollar işte cadde cadde, sokak sokak işte T1'den tutun D29'a kadar oranın çiçeklendirilmesi, ağaçlandırması, mezar alanına geçilmesi, oradaki su taşıyan teyzeler var mezarlıkların bakımına, evet, çiçek satan, menekşe satan orada kız kardeşlerimiz var.
büyük bir hayat var aslında. Oradan bir roman yazılmak istense, Karşıyaka Mezarlığı ile ilgili ciltler de olsa roman yazılır, evet, diye düşünüyorum. Siz de çok güzel değerlendirmişsiniz. Orayla ilgili bir öykü bahsetmişsiniz. Kıymetli hocam, bu ruhun kapısı, bir öyküyü anlattı demişsiniz, bir geceyi anlattı demişsiniz. Konusu biraz şey vermek istersek, okurların, okumayanlar için. Esinlendiğimiz şu var. Mesela sin, mezar demek. Hı hı. Yani aslında Türkçe bir kelimedir sin. Fakat insanlar onu farklı, yani sin deyince anlayamıyor çoğu. Sin Türkçe mezar anlamına gelir. Hı hı. Ruhun kapısı, insanı öldükten sonra mezara gömersiniz. Mezardan yani ruhun dünyayla bağlantıya sağlayabileceği tek yer mezardır. Mezar ruhun kapısıdır. Yani derler, yani bazen hani eski şeylerde anlatırlar. Mezarlığa giderken işte ölüler belli zaman, şey, ruhlar belli zamanlarda çıkar. Ha, şey alır falan diye. O tür bir şey diyelim. Yani hı hı. Nereden çıkacak? Gömüldüğü yerden dirilmesi lazım tekrar. Ya da gömüldüğü yerden tekrar ruh sonsuzdur tabii de. Oradan çıkması lazım diye düşündük. En son eserleriniz Ruhun Laneti. Ruhun Laneti, evet. Buradaki görsel, işte mezardan çıkan bir el sindeki gibi biraz daha şey, fotojenik olmuş. Güzel bir görsel olmuş kıymetli hocam. Bunu nasıl esinlendiniz? Yaşanmışlık bu mı var? Bu Kahraman Kazan'da geçen bir hikaye. Bunlar şekilde bunu göstereyim. Da Kahraman Kazan'daki gittiğimiz mekanlardan esinlenerek yazdık. 800 yıl öncesinden başlayıp günümüze gelen bir intikam hikayesi diyelim yani ona biz. Bu da korku içeriği. Tabii ilginç. O korku sin ruhun kapısından sonra yayın evimiz veya aldığımız eleştiriler korkudan devam etmemiz yönündeydi. O yüzden biz de bir korku daha yazalım dedik. Son kitabımız tabii fuara çıkmadı. Geçen sene çıktı, o pandemi dönemine denk geldi. Okurlarımızla işte Ankara Kitap Fuarı'nda birlikte olacağız. Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği standında inşallah hep birlikte olacağız. İnşallah. Okurlarımızla imza günleri yapacağız yani. Onunla ilgili ben çok soru alıyorum Ankara Kitap Fuarı'na. İşte Ankaralı yazarlar imzaya katılacak mı diye. İnşallah orada güzel bir imza programı olacak. Evet, derneğimiz üyelerinden yazar olanlar, arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bizimle birlikte orada imza günlerine katılacaklar. Şu anda yazdığınız yeni bir eser var mı kıymetli hocam? Yeni bir eser Kontra 3, yani Soğuk Temas'ın biraz genişletmeyi düşünüyoruz. Onun devamı var. Yani onun devamını hazırladık ama işte tabii Ruhun Laneti kitabımız yeni çıktığı için Ocak ayını bekliyoruz. Onu yeni biraz sürece ihtiyacımız var. Yayın evlerimizde bir sene süresince, nereden baksanız neredeyse 1,5 sene sürecince sıkıntıdalar. Yani kitap, o insanlar görsele yöneldi. Evde oturan insanlar kitap okumaktan çok, demek ki insanlar çalıştıkça daha çok kitap okuyormuş. Yani evet, biz otobüslerde, minibüslerde yani kitap okuyan. Evdeyken şeymiş insanlar, yani meğersem hep televizyon seyrediyorlarmış yani. Şimdi bana bu soruyu çok soruyorlar. Hem yayınlarda hem dışarıda diyorlar ki pandemi siz yazarlara yaradı. Ya ben şunu söylemek istiyorum kıymetli izleyenlerimize ve okurlarımıza. Hani bize, hani neden bize yaradı? Evde kalın denildi ya. Evde kalanların %99'u kitap okumadı ki, okudukları da belirli ders ve görsel ödevleriyle alakalı. Okumadıkları için hani çoğu yayın evi battı, kepenk kapattı, yeni kitap basamadılar ve çok zor günler yaşadılar. Eğer okunmuş olsaydı internetten sipariş edecekleri bir kitap o yayın evi için, zaten biz yazarların bir getirisi yok bunu, sadece edebiyata katkı olsun, gençlerimize okuyacakları eser üretmek amaçlı, sadece eser üretmek amaçlı biz yayınlatıyoruz. Ama yayın evleri de bunlara basabilmek için belirli bir periyot
boyutluki sistemden geçmeler lazım. İşte matbaası var, işte dizgi, tasarım, grafiker vesaire, bunların ücretlerinin ödenmesi yüklü bir işlem. Bunun yani neticesinde de stand kiraları, stand tabii kiraları maliyetleri yükseltiyordu tabii o kesinlikle zamanlar. Şimdi fuarda açamadılar, açamadıkları için de evet. Kitap da basamadılar. Bastıkları kitapları da okul olmadığı için pazarlayamadılar. Çoğu yayın evi çok zor duruma girdi. Kıymetli Bakanımızın, Turizm Bakanımızın bu konuya bir el atıp hem yazarları teşvik amaçlı, mesela Avrupa'da ben bunun örneğini görüyorum, yazarlara teşvik amaçlı belirli bir sayının üstünde eser çıkarmış yazarlara teşvik veriliyor, destek veriliyor. Yayın evlerine de verilebilir diyorum. Bunların hani edebiyatın ölmemesi için desteklenmesi gerektiğini savunanlardanım. Bakanımızın da destekleyeceğini düşünüyorum inşallah. Edebiyata gelmişken gençlerimizin edebiyata bakışı nasıl? Kitap okuma oranları düşük ama bunu nasıl teşvik edebiliriz? Ya zaten onu konuşuyoruz. Gençlerimiz şimdi sadece telefona bakıyorlar. Akıllı cep telefonlarına bakıyorlar. Biraz önce biliyorsun bir seminerden geldik. Kadirhan Hocam bağımlılıkla ilgili bir seminer verdi. Buradan Profesör Doktor Kadirhan Somurlu oğlu hocamıza da bir saygılarımızı gönderelim. Artık bağımlılık oldu. Kitap biz gençlerin okuyacağını düşünürken yani üst sınıf yaş olarak daha yaşlı olanların kitaplara yöneldiğini gördük. Evet, gençlerimiz okuma alışkanlığı yok. Ben şunu gözlemledim, şarjı bitti diye şarj cihazı duvarda evet. Veya şeyde takılı. O şarj kablosunun yettiği kadar bir yaşam alanı belirlemiş gençlerimiz. O yaşam alanının dışarısına çıkmıyorlar çünkü bütün hayatları. Bir de bunu hani kitaplar var. Onun içinde değil de sosyal medyadaki bazı bağımlılıklar var. Oyun olsun, beğeni olsun, işte ismini vermeyeceğim diğer sosyal medya aktivitelerinin içerisindeki bunlarla birlikte mesela mesleki alanınıza da giriyor, önceki mesleki alanınıza. İşte sosyal medya zorbalığı var, işte tacizler var, dolandırıcılıklar var. Bütün gençlerin yaşam alanı bu sosyal medyanın içeriği olmuş. Real hayatta dışarıyla bağlantılarını koparmışlar kıymetli hocam. Onun için de kitap okuma oranları işte çok kötü bir seviyede. Sizin gibi kıymetli yazarların çıkardığı kitaplarla da yeni yeni hafif böyle bir hareketlenme hissettiriyor. Bir de emekli emniyet mensubusunuz. Camianın içerisinden geldiğiniz için konuya da çok hakimsiniz. Şu anda aktif görevde olan arkadaşlarımızın bazı sorunlarının, sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Mesela hükümet ve muhalefet kanadından da verilen sözler var. 3600 ek gösterge çoğu meslek gruplarına verildi ama birkaç tanesine verilmedi. Bundan da en muzdarip olanı emniyet teşkilatı. Çünkü İçişleri Bakanımız da söz verdi, Sayın Cumhurbaşkanımız da söz verdi. Ana muhalefet partisi lideri de sayın lideri de söz verdi 3600 ama tatbik eden, icraata geçiren kimse olmadı. Biraz da polis sorunlarını ele alırsak. Uzun zamandan beri zaten bu 3600 yeni değil. Dün veya 2 sene önce, 5 sene önce olmuş bir olay değil yani. Neresinden baksanız 20 yıldır, 25 yıldır gündemde olan bir olay bu. Polisin 3600 göstergesi. Onda da tabii Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmış, ben okudum haberlerde. 2022 yılında sonuçlanacak diye. Bilemiyoruz tabii, bunlar siyasi kararlar. Siyasi kararlarda bizim bir şey ne desek yani yanlış anlaşılma olabiliyor. Yanlış bir izlenim edinebiliyor. Yani bilemiyorum neden 3600 verilmedi. Aslında olabilir yani. Şimdi bir şöyle bir şey var. Üniversite mezunları için düşünüldü. Şimdi üniversite mezunları 3600 istiyor. Ortaokul mezunları da 3600 istiyor şimdi. Yani ona nasıl bir çözüm olacaklar? Nasıl aynı işe eşit maaş, yani şimdi, adalet olması gerekirse. Ama şimdi bir derece alıyorsunuz. Mesela üniversite mezunları. Sen diyor ki 2 yıllık mezunsun.
veya 4 yıllık mezunsun, emekliğinde de bile zaten bu fark ediyor gösterge düşüşünden falan. Bunu nasıl önleyebilirler veya herkese bunu temin edebilirler mi? Yoksa sadece üniversite mezunları için mi geçerli olur? Onu bilemiyoruz tabii. Son zamanlarda biliyorsunuz zaten lise mezunu polis alımlarında yok ya, uzun döneme yayıldığı için 2 yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu alıyorlar, 4 yıllık lisans mezunu alıyorlar. En son 2 sene önce de Özel Harekat Şube Müdürlüğü lise evet. mezunu istihdam etmişti evet. diyebiliyorum. Bir de polis intiharları var kıymetli büyüğüm. Polis intiharları bunun basında fazla yer almıyor da koronavirüs ölümleri kadar tehlikeli. Mesela emniyet teşkilatından gencecik polislerimiz. Bu intiharın sebebi nedir? Bunun önüne nasıl geçilebilir? Polis intiharları bununla ilgili gene bir başka bir söyleşide konuşmuştuk. Polis intiharları, intihar olayı, polis intiharları demiyorum da intihar olayı genelde anlık gelişen bir olay. Yani bir insanın canına kıyması çok kolay bir olay değil. Elinize iğne batıyor. Canınız acıyor. Ya yarım saat, bir saat acısını çekiyorsunuz. Hala yani acısı geçtikten sonra bile bakıyorsunuz yani. Şöyle arada bir psikolojik olarak bakıyorsunuz. O yüzden arkadaşlarımızın psikolojik destek almasını ben daha önce önermiştim. Fakat polis teşkilatında psikolojik destek almak biraz yanlış anlaşılmalara ve yanlış izlenimlere yol açabiliyor. Bu her kesimde intiharlar var. Fakat biz sadece kendi penceremizden baktığımız için kendi bünyemizi de kendi arkadaşlarımız çevresinden duyduğumuz zaman intihar olaylarını. Tabii biz kendi öğretmende de var ama biz polis teşkilatına daha yakın olduğumuz için onları daha kolay, daha çabuk duyuyoruz. Yani öğretmende de var, ne bileyim diğer personellerde de var. Peki hocam, hemen konuyu toparlayıp edebiyata tekrar giriş yapmak istiyorum. Sizce şu anda dijital çağdayız, HD çağında diyelim, edebiyatın gidişi nasıl? Mesela şiirlerle alakalı yeni şarkı sözlerimizde, 90'lı şarkı sözlerimize baktığımız zaman anlam ve ifade açısından çok büyük dağlar kadar çok büyük farklar var. Sonuçta şarkı sözlerinin yazımını yine edebiyatçı arkadaşlarımız, işte şairlerimiz yazıp halkın dinlemesi için işte eserleştirilip ondan sonra söz beste, güfte vesaire yapılıp halka sunuluyor. Şimdi halkımız da hazır tüketimci olduğu için, üretimi sevmediği için ne çıkarsa, nasıl bir melodi çıkarsa dinliyor. Şimdi geçmişte, geçmiş derken 90'lı yıllarla şimdiki şairlerimiz, bu söz yazarları veya edebiyatın gidişi nasıl veya nasıl olmalı hocam? 90'lar yeni sayılır. 90'lara geriye gidelim. Yani bir Dede Efendi'den başlayalım. Eski bestelerimizden, bir Mehmet Akif'in yazdığı şiirlerden başlayalım. Şimdiki zamana gelelim. Şimdi baktığınız zaman olaylara ticari bakıldığı için ticari bakılan her şey ne pazarlayabiliyorsa onu pazarlıyor. Şey, senarist olsun, ne bileyim işte söz yazarı olsun. Talep var ki bunları yazıyorlar. Bakıyorsunuz şeyde rap müzik. Rap müzik deyince küfürlü argo konuşma evet. geliyor insanların aklına. Ama talebe baktığınız zaman dinleniyor yani. İyi de bir topluluk tarafından yani, dinleniyor. Bu biraz da hani müzik sektöründe biraz dinlenip denetlenmesi lazım. Yani her önüne gelen de ben bu şarkıyı yazdım diye çıkartamaması lazım. Evet. Onun altında verilen subliminal mesajlar var. Sadece söz olarak bakmayalım, müzik olarak da bu şekilde. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Peygamber Efendimiz'e yazdığı bir şiir vardı. Onu sadeleştirmişler. Editini kim yapmış bilmiyorum ama şimdi oradaki sözler, anlatım insanın tüylerini diken diken ediyor. Bir kere dinlediğiniz zaman hem manevi duygularınız hem manevi duygularınızın dışında vatanseverliğiniz bunlar şahlanıyor. Kendinizi o atmosferin içerisinde hissediyorsunuz. Ama yeni çıkan işte anlamsız
bana göre anlamsız ama bir arz talep meselesi neticesinde oluşmuş bir eserin dinlediğim zaman bırakın o maneviyatı yakalamayı bir müddet sonra insan sıkılıyor. Sıkıldığı zaman da geriye dönüp edebiyatı sorguluyorum. İşte aruz ölçüsüyle yazılan şiirlerimiz var bizim. İşte serbest nazımla yazılan, hece ölçüsüyle yazılan şiirlerimiz var. Divan şiirlerimiz var eskiye döndüğümüz zaman. Lirik şiirlerimiz var. Büyük bir emeğin harcanması var. Şimdiki şiirlere bakıldığımızda ne kafiye var, ne uyak var, ne bir hizalama var, ne bir dörtlük var. Spontane yazılmış. İşte ondan sonra hazır tüketime gitmiş, şarkılaştırılmış. Bunu da gençlerimiz veya dinleyen etkili kesim hangisi ise onlar tarafından da tüketiliyor. Dediğiniz gibi bunun da bir denetlenmesi, kontrol edilmesi lazım ki edebiyatımız bu tip eserler yüzünden çöküşe gitti. Dijital dünyanın, yani dijital ortamın bunlar şeyi, kötü tarafları, handikapları, hı hı. Sosyal medyada. Yani böyle bir şey, ya bakıyorsunuz mesela bir söz yazılmış altına Mevlana. Ya da ne bileyim Hazreti Ali'dir. Yoksa ne bileyim işte Fatih Sultan Mehmet bunu söylemiş. Yani bu gerçekten o kişinin ağzından mı çıkmıştır? Yoksa birisi onu oraya yazıp altına böyle bir şey yazmış mıdır? Onu araştırma gereği hissetmiyoruz. Biz araştırmacılığı unuttuk zaten. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Sosyal medya zaten insanları bir şey yapıyor. Bakıyorsunuz, oturuyorsunuz. Kaç like aldım, kaç beğeni var, kaç kişi girmiş, kaç kişi takip etmiş. Tabii bu da bir şeydir ama yani bu da gerekecek, bu da lazım olacak ama herkese lazım değil ki bu. Yani bir liseye giden bir çocuğun sosyal medyada veya ortaokula, ilkokula 500 tane beğeni alması, 50 tane arkadaş olması, bir tane. Ne kadar çok arkadaşım var o kadar çok sıkıntı. Yani bu şey bayan isim bile hesap açıp bayanlara sarkanlar mı ararsınız? Bakın şeyden sonra ne diyor kadın? Evli kadın. Evli adama kaçmış. Nereden buluyor bunu? Facebook'tan buldum. Evet. Şimdi bu sabah programlarda, gündüz programlarda buna çanak tutuyor. Onlara ilgi de çok yoğun. Yani toplumu siz, yozlaştırırken. Siz ona izin, yani onu ya izin vermezseniz onu öğrenemez. Herkes gördüğünü uyguluyor. Algı yapıyor. Fokuslama diyorlar bunlar şeyde. Hı-hı. Gördüğünüzü doğru olduğunu beyniniz algılıyor. Çünkü hı-hı. onu öyle doğru olduğunu düşünmek istiyorsunuz. Ya bu size ne zarar verir, ne zarar vermez bilmiyorsunuz. Bir şeyi anlatırken bir uyuşturucuyla veya yabancı maddelerle mücadeleyi anlatırken çok dikkat etmelisiniz ki bunu anlattığınız zaman onun kötü olduğunu anlatırken bir taraftan da özendirirseniz bunun içinden çıkamayız. Kesinlikle. O da başlı başına, narkotik ürünleri de başlı başına çağımızın belası bana evet. göre. Çünkü hani dedik ya hazır tüketim camiasıyız şey olarak, kitle olarak. Mesela sabah kuşaklarında ben seyretmiyorum ama mesela bir program var. Kendini hakim savcı yerine koyuyor. Polis emniyet güçlerini yerine koyuyor. Kayıpları buluyor. Herkes ona başvuruyor kayıplar için. Ondan sonra yargı dağıtılacaksa adliyelere değil de işte bizim kıymetli savcılarımız, hakimlerimize değil de oradaki programa gitmeye başlamışlar. Yani o kadar çok çoğaldı. Sıkıntılar çoğaldı ki bu programlar da sanki bunun çözücüsüymüş gibi insanlar şurasını düşünmüyor. Bu programlar reyting amaçlı yapılıyor, kurgulu yapılıyor. Her izlenmesinden reklam alınıyor. Bu reklamlardan da o kanala ve o programa girdi sağlanılıyor. Bu girdi de o gelen işte vatandaşların sırtından, oradaki konusundan biraz da kurguluyorlar. Sağlandığını bilmiyorlar. Bunun da incelenmesi gerektiği taraftarıyım. O tip programların hani Türk aile yapısında bence deformasyona, işte kişilik yapısında
bence farklı deformasyona uğrattığını düşünüyorum. İnşallah o konularda da yetkililerin daha çok seçici olur. Programın içerikleriyle ilgili de biraz daha kısıtlayıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi biz de biliyorsunuz Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nde başkan yardımcısıyım ben. Sen de bizim üyemizsin. Buradan başkanımız Ömer Uzun'a da sevgilerimi gönderiyorum. Özgür basın biraz saptırılıyor. Yani özgürlük başkasının özgürlüğüne mani olmak değil. Yani özgür basın, bir şey geliyorsunuz özgür basın. Kardeşim özgür basın da hiç mi senin manevi değerin yok, şeyin yok? Her şeyi para demek değil ki. Yarın bir gün biz manevi değerlerimizi kaybettiğimiz zaman, elimizdeki olanlar gittiği zaman sen de gideceksin. Yani bakın Antalya'da bir kibrit orman yandı, içindeki bütün canlılar gitti. Evet. Bununla ilgisi olan olmayan yarın sen de yanacaksın. Onun için biraz daha ölçülü, biraz daha seviyeli olmalı basın diye düşünüyorum. Evet, sizin de meslek konunuza giriyor. Mesela şununla karşılaşıyorum. Birisinin özgürlüğünün bittiği yerde diğer kişinin özgürlüğü başlıyor ya. Hani bizdeki özgürlük algısı komple, tamamen hiç dokunulmaz olsun. Fikrimi beyan edeyim ama bu vatan, bayrak, millet, din, hani herkes aynı dinin mensubu olmak zorunda değil. Kişi kişiye saygı duymak da zorunda. Bu algıların hepsini harmanlayıp sırf reyting uğruna, sırf fazla izlenme, fazla like alma uğruna yapılan deformasyonlarla ben çok karşılaşıyorum bu konuyla ilgili. Derneğinizin çalışmaları da ölçülü, seviyeli, insan hak ve özgürlüklerine eşit yaklaşan, ben de mensubuyum derneğin. Güzel bir yaklaşım var. Onur ve gurur duyuyorum bu derneğin bir ferdi olmaktan. Derneğin çalışmalarıyla ilgili tanıtmak istersek insanlara, nasıl bir çalışma var? Dernek ne amaçlı kuruldu? Hem de dernekten de bahsetmiş olalım. 2017 yılında, daha evveliyat da var ama 2017 yılında tam olarak faaliyete geçen derneğimiz, Ömer Uzun Başkanlığı'nda ve Murat Ertan, Osman Türkmen ismini şu anda söyleyemediğimiz veya aklımıza gelmeyen bir sürü arkadaşımız, Onur Dedeoğlu olsun, işte Zafer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zafer, Umut Karakülak gibi arkadaşlarımızın, Sayın Murat Ertan gibi hocamızın bir araya gelerek kurduğu bir dernek. Dernek bir, yani artık yozlaşmış basına alternatif bir dernek olarak kurulduğunu söyleyelim. Ne yapıyoruz? Biz siyasi düşüncesi olmayan, bünyesinde her türlü siyasi görüşte olan basın mensubu, yazar arkadaşlarımızı barındıran, kendi içerisinde çatışmayan, bir kişisel çıkar veya herhangi bir yerden maddi çıkar gözetmeyen bir olgu içerisinde yürütüyoruz bu işi. Yani mümkün olduğu kadar kendi açımızdan baktığımız zaman çürük elmaları derneğimizin dışında tutmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim efendim. Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Son söz olarak bugünkü şeyde de, seminerde de geldiğimiz gibi, insanları sevin. İnsanları sevmezseniz önceki bir kere kendinizle barışık olun. Kendinizle barışık olmazsanız hiç kimseyle barışık olmazsınız. Tamam, ekonomik sıkıntılarınız olabilir. Yani asgari ücretli insanlar da yaşıyor bu ülkede. Yüksek gelirli insanlar da yaşıyor. Ama her yerde var. Yani bütün ülkelerde var bu insanlar. Bakıyorsunuz bazen ben bir söz söylerim. Evet. Fakirlik Allah'tan olabilir ama pis olmak Allah'tan değil. İçinizi düzeltin. Güzel güzel duygular, bunları siz sahip olacaksınız. Akıl vermiş Allah size. İlk kitabımızda Peygamberimize oku emri gibi okuyarak
güzel bir şekilde bunları öğrenebilirsiniz. Teşekkür ederiz efendim. Efendim bu haftaki konuğum kıymetli yazar arkadaşım Zekai Akoğlu'ydu. Katkılarından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Thank you.